üçüncü oturumunu açıyorum. İlk konuşmacımız hem Yunus Emre, Niyazi Mısri ve başka pek çok tasavvuf şair hakkındaki çalışmalarıyla irfanımıza büyük hizmetlerde bulunmuş olan Mustafa Tatçı Bey, yardımcısı doktor Mustafa Tatçı Bey bize Niyazi Mısri'ye övgüler başlıklı tebliğini sunacak. Ben hiç vakti almadan sözü Sayın Hocama bırakıyorum. Hocam buyurunuz. Erenler anılırken aşk-ı niyazidir. Aşk-ı niyazla söze başlarım. Fakir aşk denince kalem elden düşüyor diyor. Hazreti Mısri denince de maratoncu bir kişi olarak ne söyleyeceğim bilemiyorum. 15 dakikadan ne anlatılır bilemiyorum. Artık anlatabildiğimiz kadar bir şeyler anlatacağız. Bu konum İstanbul'daki gibi serbest konuşulabilecek bir konu değil. Biraz teknik bir konu. Bazı yerleri tabii okumak zorunda kalacağım. Zaman kalırsa da, soru olursa da cevap veririm. Ben şu günlerde acizane Hazreti Mısri'nin bir hayatıyla uğraşıyorum. İstanbul Tebliğimiz sempozyumdan iki gün evvel yayınlandı. Biraz acele ettim, yayınlansın, insanların önüne geçsin diye. Bunun nasıl şartlarda hazırlandığını birkaç cümleyle açıklayayım. Bir Niyazi biyografisiyle uğraşıyorum. İnşallah bütün eserler, belgeler tamamlandığı zaman büyük bir biyografi yazılacak. Onun müjdesini veriyorum. Allah ömür verirse, ben veya başkası kime nasip olursa yazacak. Onun için zeminini hazırlamaya çalışıyorum. Buradaki konu da Niyazi Mısri'ye övgüler konusu da ya ne kadar güzel övmüşler bakınız demek için değil, zemin yoklamak için. Yani bir cümleden bile hareketle Hazreti Mısri'nin gerek sosyal hayatını, gerek psikolojik yapısını, manevi dünyasını aydınlatmaya yönelik bir cümleden bile istifade etmeye çalışıyorum. Yayınlandığı zaman da bu zaten anlaşılacak, bu belgeler yayınlandığı zaman. Diğer taraftan Hazreti Mısri'yi hazırlayan Elmalı Ümmü Sinan Hazretleri, arkada Eroğlu Nuri Hazretleri, arkada Vahid Ümmü Hazretleri, Yiğitbaşı Ahmet Marmaravi Hazretleri ve Alaaddin Uşşati Hazretleri gidiyor geriye doğru. Yahya-i Şirvani Hazretleri. Bu Yahya-i Şirvani Hazretleri, Kudüs-i Sürü Hazretleri çok büyük bir derya. Gönlümden geçen bir şeyi de bu adını almışken nakledeyim. Biliyorsunuz Yahya-i Şirvani Hazretleri Bakü'de vuslat etmiş, göçmüş bir erendir. O kadar bereketli bir insanmış ki Anadolu, Rumeli ve bütün İslam coğrafyası ve bundan sonra da tabii Batı onun yetiştirdikleriyle manevi feyz alacaklar ve almaya devam edeceklerdir. Onun için Yahya-i Şirvani Hazretleri, özellikle genç kardeşlerin dikkatini çekeyim, kokunması gereken, bilinmesi gereken bir sultandır. Gönlümden geçen bir şey de var. Cemal Nur Hanımefendi de lütfederse, diğer yetkililer de lütfederse, Bakü'den Balkanlara Yahya-i Şirvani Kudüs-i Sürü Hazretleri ve etkileri diye bir sempozyum yapmak gerekir. İsmini farklı düşünmüştüm. Şöyle. Düzeltiverdim. Bursa'dan Bosna'ya. Eyvallah. Yani. Bakü'den Bursa'ya, Bursa'dan Bosna'ya Yahya-i Şirvani getirdi. Evet. Yani o da Bilal Bey de vardı bu teklifimizi yapılırken. İnşallah bu hayalimiz de gerçekleşir. Niyazi Mısri yani biraz Yahya-i Şirvani demek yani geriye gidince. Onlar incelenmeden bunlar. Çünkü bunlar birbirlerinin taklidi değildir. O yanlış anlaşılmasın. Bir insan-ı kamil içinden bir insan-ı kamil çıkıyor ama yepyeni bir söylemle, yepyeni bir ifadeyle. Allah her an yeni bir şandadır. İnsan-ı kamilde apayrı lezzetlerle, tatlarla görüyoruz. Niyazi Mısri'nin Elmalı'daki zeminini, kültür zeminini yoklamaya çalışıyorum bir taraftan. Dışarıda da var, Elmalı'nın Canları diye bir kitabımız var bizim. O zemini yoklayan bir eserdir.
Bunun dışında Hz. Mısri'nin arkadaşları ve Hz. Mısri'nin yetiştirdikleri diye çalışmalarımız devam ediyor. Tabii çok insana ihtiyaç var bu çalışmalarda. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra bu aşk mektebinin hocası iyice tanınmış olacak. Bu övgüler meselesi de dosyalarından bir tanesi Hz. Mısri'ye yazılmış. Malumunuz bizim klasik edebiyatımızda Metiye diye anılan bir grup şiir var. Yahut da nesir de olabilir, fark etmez. Bir grup metin var. Bunları alt alta getirdim. Tarihi belgelerden, bilgilerden hareketle şu andaki elimdeki dokümanlardan anladığım kadarıyla 50 kusur tane, 55'e yakın metiye çıktı karşıma. Bunların içinde henüz kaynaklara geçmemiş pek çok şiir var, metiye var. Onlardan hareketle bazı tespitlerde bulundum. Burada tabii hepsini anlatmam imkanı yok. 164 sayfa. Yani Malatya'ya getirdiğim tebliğ sayfası A4'le 164 sayfa. Bunu anlatmanın imkanı yok tabii. Ben bu mevzuya geçmeden Sayın Başkan ne zaman keserse orada keseceğim tabii. Bundan sonra her varım yağmadır alan alsın deyip bırakacağım gelecek seneye kadar. Yalnız bir şeyi düzelteyim. Bildiğim kadarıyla Emir Işık Hocam'ın yanında falan bunları konuşmak edepsizliktir ama mazur görsünler. Dedem bir sufiydi, halvetiydi, saklamıyorum. İshak Efendi isminde bir arkadaşı var idi. Halvetiler, şu anda pek halvet hayatı yaşanmıyor ama cemiyet içinde halvet. Yanlış söylemiş olmayayım, toplum içinde halvet çıkarıyorlar. Her an hakla beraber olmak demektir halvet. İçeriden içeri erenlerin halveti dedi dün bir kardeşimiz. Hazreti Mısır'ın mısralarını okudu. Halvet içeriden içeriye, halvetten celvete geçişler vardır. Yani içerideki halvet, yalnızlıktaki Allah'la beraberlik, dışarıda herkesin içinde Allah'la beraberliğe dönüşecek. Cemden farka dönüşecek bir halvet hayatı yaşar insanlar. Bu İshak Efendi hal, erbain manasına aç, susuz, 3 gün, 5 gün, 7 gün tek rakamlıdır bunlar. 40 güne kadar devam eden bir halvet hayatı vardı erenlerde. Hazreti Peygamber'in Hıra mağarasında yaşadığı olay gibi veya sahip peygamberlerin yaşadığı olay gibi, olaylar gibi. İnsanın nefsini emmareden safiyeye çıkarırken uygulanan mücahide günlerinde yaşadıklarıyla alakalı şeylerdir. İshak Efendi bir gün, iki gün, üç gün, beş gün gıdası yavaş yavaş kesilir. Yağsız, tuzsuz çorba, darı çorbası, mısır çorbası, mercimek çorbası, nohut çorbası, o da birkaç kaşık. 3-4 gün sonra da verilmez. Hazreti Mısri'de çok enteresan uygulamalar var bunun. Kitabımızda da yazdık. 17. günden sonra perde açılmış ve tuluat başlamış. Tuluat. O başlayınca kapatsanız durmaz. Bu zat-ı muhterem şiir bilmez, edebiyat okumamış, ilkokul mezunu bile değil. Aman efendim, halvetin kendine göre şartları vardır. İkindi namazından sonra her gün yetkili kişi ona gönlüne gelen, varip olan tecellileri alır, durumunu izah eder, gönderir. Gene tekrar hücresine gönderir. Dünya kelamı konuşmak yasaktır, kendine göre şartları vardır. Hazreti Mısri'nin halvet şiirinde de bunları anlatıyor. Şimdi okumayayım. Ölüleri diriltir erenlerin halveti dediği şiir. Tuluat başlamış ve aman efendim bana kağıt kalem getirmişler. Kağıt bir tomar, birkaç tane de kalem vermişler eline. Yazmaya başlamış. Aruz bilmez aruzla, hece bilmez heceyle yazıyor. Hazreti Mısri'nin bir şeyler söyleyeyim orada. Hocamın konusu derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslım aslım bana burhan imiş. Bu zat-ı muhterem 39 gün geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Meseleyi anlayamamış. Bu arada onu yetiştiren zat Kamil azarlıyor onu. Gid evladım, hatta
affedersiniz, hayvan isimlerini kullanarak da azarlıyor. Merkep ismi kullanarak azarlıyor. Eşek evladım git, eşek evladım gel. İstiharesini söyleyelim. Dünya insanı için bu bahsettiğimiz mahlukat, dünya sevgisi alamettir. Uhrevi şahsiyetler için de ona bir yük bindireceğiz demektir. İstiharesi bu. İleride yük bindireceğiz ona demektir. Tecelliyat devam ediyor. Eşek evladım ya, eşek evladım git. 39. günü ne oluyor? Kapıyı açtığı zaman bir de ne görsün? İçeride, dışarıda kendisi, bir de içeride postun üzerinde kendisi. Şimdi okuyalım artık. Bir ben vardır bende, benden için. Sevsülü, benim esas ben ile, ayağın sabite ile tanışması olaydır. Şimdi sır-ı ilahiye gelelim. O söylenmez. Sükut makamıdır. Onun cezası, ver seni niyazi, verme sırrını yağda, sırrını yağda veren, yabancıya veren kalır vebal içinde. Orası konuşulmaz. Konuşmayıp da ne yapıyor? O aslı artık eline kalem alan, işte o içerideki niyazidir. İçerideki İshak'tır, içerideki Yunus'tur, içerideki falancadır. Dışarıdaki suretin boş gezer dondan içeri. Olayı. Benden böyle teknik bir şey tabii istemedi arkadaşlar. Biraz girişte böyle aşk ve muhabbet yüklü bir şey olsun diye arzu ettim. Tabii keçi boynuzu da yedireceğiz yani. Hülasa bu erenler, erenlere ait sözler, şiirler Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir. Sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan diyor Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri. Kendileri aradan çıkmış olduğu halde söylenmiş ifadelerdir. Şimdi soruyorum, kelam kime ait? Arapça bilen bir sürü dostumuz var. İlahi, Allah'a ait demek. Ben bir şey söylemedim artık burada. Evet, Niyaz Musi'ye övgüler. Zaten söyledik ya. Efendim, süremiz daha var. Sonra yani. Devam ediyoruz, tamam. Şimdi Musi'ye övgüler. Buradan neler çıkartıp bilemiyoruz. Çok bir tespit var tabii. Ama tabii kaşki sevdiğimiz sebze tamu halkı cihan. Sözümüz cümle hemen kısa-i mısri olsa. Evet. Hatıratında diyor ki kamil insan odur ki alemde her ne var onda mevcut olur. Övgü olduğu kadar Hazreti Mısri'ye, Mısri'lere sövgü de olacak. Sevenleri de olacak, sevmeyenleri de olmayacak. Ama rahmeti gazabının geçtiğine göre 49 söveni varsa 51 tane seveni olacak. Geçmesi lazım. Neden böyle oluyor? Büyüklerin seveni yanında söveni de oluyor. Çünkü cennet mekarihle çevrilmiştir. Cennet herkes içeri girmemelidir. Onun için bu Mısri gibi zatlar seven kişilere gönüllerini açarlar. Sevmeyeni açmazlar. Dışarıdan tenkit edenler olacak. Nitekim ben de tenkit ediliyorum falan. Başkaları da tenkit edilecek. Aşık korkmaz. İsteyen istediği kadar tenkit etsin. Çok, çok da önemli değil. Şimdi klasik edebiyatta övgüye metiye deniyor biliyorsunuz. Metiye yazmış da zemmiye yazılmamış. Fakat demin Mısri Hazretleri'nin bazı şiirlerini okudu Hasan Bey kardeşimiz. Zemmiye de var. Yani sövgü de var. Gördüğünüz gibi. Fakat o kadar kibar, o kadar güzel bir üslupla yazmış ki o erenlerin küfürleri bile tatlı. Çünkü onlarda küfür kalmamıştır. Küfür malumuz örtü demektir. Hak açığa çıkınca, haktan başka bir nesne yok, gözsüzlere pinhani iş olunca küfür söz konusu değildir artık. Onu hizaya getirmek için veyahut da vani canileri, canileri hizaya getirmek için, sonradan gelecek vanileri hizaya getirmek için söylenmiş laflardır bunlar. Ama gene vaniler veya bu cehiller bilgilerini yapacaklar. Evet. Mısri övgüye layıktır. Şimdi birazcık teknik bilgiler verelim. Bu çalışmada 17. asırda yaşayan Türk tasavvuf edebiyatı tarihinin zirve şahsiyetlerinden olan Niyazi Mısri Hazretleri'nin tesirini ortaya koymak için hakkında yapılan, yazılan metiyelerden bahsetmek istiyorum. Gerçi o bir yerde kendisinin methedilecek hiçbir özelliğinin olmadığını, onu methedenlerin metinin kendi yüzünden zuhur eden Hakk'a
ait olacağını, hakka olacağını belirtip şöyle der. Hazreti Mısri'yi methetmek aslında hakkı methetmektir diyor. Mısri'nin meth olacak hiçbir hali yoktur. Velakin hak yahi onun yüzünden zuhur ediyor. Bu Niyazi'den de Mevla görünür diyecek divanında. Buraya işaret. Hazreti Mevlana'ya demişler, sultanım seni Allah Sübhanehu ve Teala'yı görür derler. Gerçek midir? Buyurmuşlar ki, ben kimim ki Allah Sübhanehu ve Teala'yı görebileyim? Velakin Allah Teala kendini kendi gösterirse görmemeye kadir değil. Hazreti Müslim hatıratından demiş, Müslim sizi dediğiniz anda kemterdir. Ama hak zuhur ettikçe örtmeye, setretmeye kadir olamadığından elinde mi yani hakkı söylerim. Suç benim midir? Hak da suçlu diyemezsiniz ya. Evet. Suç hakkın mıdır diyor. Tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. Bir muvahhid olan ve kamil insan odur ki alemde her ne var anda mevcut olan diye Hazreti Musi kahru, lütfu, celal ve cemali birlemiş, bütün tecellilerin zati olduğunu idrak etmiş bir erendir. Tıpkı Yunus'u öven övsün, söven Yunus'a sövsün, keçe suya salıptır, ne durur erte gece? Üstündeki hırkayı, keçeyi suya atmıştır. Varlığından soyuna uğrayan olanlar bizi diyecek Yunus'ta, Mısri'de. Yunus da keçeyi suya salmıştır diyor. Bir deyim bu, gençler öğrensinler. Keçeyi suya atmak, varlığından soyunmak. Yani mücerret hale gelmek. Sırf görenin hak olduğunu, kendinden de hakkın tecelli ettiğini ayan beyan etmek. Keçeyi suya salıp varlığından soyunan Yunus Emre veya diğer muvahhidler gibi onun indinde de meth ile zemmin, övgünün ve yerin hiçbir kıymeti yoktur. Böyle olmak zorundadır. Böyle olmak zorundadır. Zira sadece hakkı cemal yüzünden anlamak mümkün değildir. Yarım kalır iş. Celali ve cemali birlemesi lazım. Onun için kuyruğuna basılması lazım aşıkların. Bu tabii detaylandırılması gereken bir mevzu. Onun için şöyle diyorum. Meth ile zemmi, övgüsü ve yergisi alemin kıymetli bir hardal değil. Hardal tanesi, küçük bir tane. Hiç de önemli değil. Har budur harmanda, affedersin, artık söylemiştim. Merkep budur harmanda, o buğdayı kor, saman görür. Neden? Neyzen tabii cevabını vermiş. Malum hikaye işte. Bir kovaya şarap koysak, bir kovaya da su koysak, diyor Yeşilay Cemiyeti'nde birisi konferans verirken, eşek hangisini içerdi? Tabii ki suyu diyecek. Neden? Diyor. Neyzen Tepik arkada. Eşek olduğunda. Eşek olduğunda. Ne anlasın aşktan? Şarap aşkın misal alemindeki karşılığıdır. Hazreti İsa'ya şarap verilmesi aşkla o makama yükselmesinden dolayıdır. Bunlar hep makam şey alametleri. Böyle papaz karısından bahsetmiyor. Bahsedilmiyor yani. Veya tekel yönettiği şaraptan bahsedilmiyor burada. Evet. Hazreti Musi, Meth ile Zemmi alem kıymetli bir hardal değil dese de elha bu alemde harmanda buğdayı görenler yahut herkes taş atarken dostu incitmek pahasına da olsa sırrını açığa çıkaracağı için gül atanlar da yok değildir. Zem yani yergi, kötüleme varlığı nuruyla ihataydı. Allah'ın nuru semavati vel ard. Cenab-ı Hakk'ın vahdet tecelli ve idrakine aykırı olduğu için muvahhidlere yasaklanmış olsa da zem muvahhidler tarafından yapılamaz. Evet. 5 dakikamız varmış. Bu idrak seviyesine ulaşamayan, varlığı birleyemeyen, fakat kendisini İslam zanneden dinidar insanların en çok düştüğü tuzaklardan ve işledikleri hatalardan birisidir. Zem. Nitekim tıpkı Hallacı Mansur, Şeyh Bedrettin veya Pir Sultan Abdal gibi vahdet ehlini din adına asıp kesmişler, Mısri gibi bir gönül sultanını da Libi derya saraylarda yaşatacakları yerde bunu açayım. İnsan-ı kamil alemde tanınıp ne kadar rahat ettirilirse alem o kadar rahat eder. Neden? İnsan, alem insan-ı kamilden ibarettir ondan. İnsanı açarsanız alem, alemi kapatırsanız insan çıkar. Kolaydır. Evet.
Libi Derya saraylarda yaşanacakları yerde ayağındaki buka ile zindanlarda 16 sene sürgün hayatı yaşatmışlardır. Ne olacak? Tabii ki Osmanlı'ya yansıyacak. Dediğimiz bu bizim. O zaman özür dilememiz lazım. Diyorum. Bunda ne var? Özür dilememiz. Bazıları tenkit ediyor onun için söylüyor. Bunda ne var diye soruyorum. Özür dilememiz lazım. Neden vücut bir bütünse bu hata içinde ben de varım. Dedelerin yaptığı hatanın tohumu değil miyim ben? O zaman özür dilerim. Ya Hazreti Mısır. Evet, neyse bu böyle gidiyor. Şimdi 52 tane muhterem kişi Hazreti Mısır hakkında metiye yazmışlar. Çok enteresan tespitlerim var burada. Uzun uzun anlatmayayım. Bu arada zem edenler de var. Demin geçti Vani Mehmet Efendi. Efendi diyoruz bu. Türk milleti ne kadar nazik. Kibar evliya yolu diyor. Efendi diyoruz yani. Bunun dışında maalesef ki gençliğinde İsmail Hakkı Bursavi en son sürgüne gitmesine sebep olan zat-ı muhterem. Sonra kendisi dedi İbn Arabi. Daha sonraki dönemlerde. Ama Hazreti Mısri son defa sürgüne gittiğinde 1692-93 yıllarındaki sürgün sırasında Risale-i Hasane'yle takmış kafalarını ahali Hazreti Hasan ve Hüseyin Resul'dur dedi diye mahkemeye müracaat etmişler. O mahkemenin neticesinde yani bütün sebep Vani Mehmet Efendi ikinci dönemde Vani Mehmet Efendi sürgüne sebep olduğunu gördük. Üçüncü devrede başrolde İsmail Hakkı Bursavi var. Hakkı inkar ettikçe sen bu Mısri'yi Hakkı anlayamazsın diyecek bir yerde. Yani insan üzülüyor tabii. 34 yaşında bu vartaya düşmüş. Neticede düzeltmiş ama işten geçmiş. Pişmanlığı da var. Kendisi de sürgünde cezalandırılan 7 hayatında 7 devre var İsmail Hakkı'nın. Sürgünle cezalandırılan bir kişi. Bunun dışında bir de düzeltilmesi gereken bir olay var. Burada detaylandırdım onu. Karabaş Veli Hazretleri ki benim bilgi sahama gelen zatlardan bir tanesi. Üsküdar Masuhi Efendi'nin mürşididir bu zat-ı muhterem. Onunla bir nizalaşma durumu var Hazreti Mısri'nin. Tarihe bazı kaynaklara yanlış geçmiş bir olay. Halbuki Limni'de o da bir sürgün hayatıymıştır. Hayatında 4,5 senedir sürgün vardı. Karabaş Veli Ali Akfel Hazretleri ki Şabani şehridir. İstanbul Şabani'yi, Halbuki'ye Şabani'yi getiren zattır. Ve 4. Mehmet'in de şeyhidir bu da. Bu muhteremle Limni adasında beraber olmuşlardır. Hazreti Mısri defalarca beraber olmuşlar ve füsus, fütühat, tedbirat, ilahiye tetkikatında bulunmuşlardır. Bu arada Hazreti Mısri Senayi Hasan Efendi onun menakabını yapmıştır. İbrik darlığını yapmış, hizmetinde bulunmuştur. Hatta şunu söylüyor menakıpta, evladım Masuhi, Hazreti Mısri çok büyük zattır. Rical-i gayiptandır, onun hizmetini doğru dürüst yapmış. Ola ki dua eder. Nitekim Hazreti Mısri dua ediyor. Evladım yüce yüce makamlara ulaşırsın diye Hazreti Mısri için. Ve onun duası berekatıyla bu makamları gördüm diyen zattır Masuhi Efendi. Evet, bu medyalı zem de var böyle. Bunlar uzun uzun, tabii burada anlattık, detaylandırdık. Şimdi netice itibariyle Hazreti Mısır'ın hayatını Mekke'lerden hareketle de derleyip toparlamaya çalıştım. Burada bir cümle daha, belki araştırmacı arkadaşlarımızın işine yarar. Tuhfetül Asifi Menakab-ı Mısri var, malum Bursa'da yayınlanmış 1309'da. Hazreti Mısır ile alakalı ikinci önemli kaynaktır bu. Birincisi Güzel Mısır, ikincisi bu. Bu eserin matbusu var, 1309'da basılmış. Ben bunun yazmasını buldum. Yazması ilaveli. Burada Bursalı Mehmet Şemsettin Ulusoy Efendi'nin yetiştirdiği bir derviş talebe var. Kadri Efendi. Bunun kimliğini tam netleştiremedim. Onun uzun uzun şiirleri var. Çok kaliteli edebi şiirler. Bir tane şiir var ki Limni'nin redifli. 100 kusur beyitlik. Burada 1912'den sonra meydana gelmiş Hazreti Mısri türbesi etrafında meydana gelmiş olayları anlatıyor. Mısri kültürünü anlatıyor. Burada tam metin olarak verdim. İnşallah yayınlandığı zaman araştırmacı kardeşlerimiz istifade ederler. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederim. Niyazi Mısri ve Hazretleri hakkında belki daha sonra sempozyumlar yapıldığı zaman bugün gelinen noktaya da dikkate alarak belki
tekrara düşmemek için yeni sorunlar üzerinden, yeni konular üzerinden sempozyum yapmak lazım. Türkiye'de maalesef bir konuda sorun yaşanıyor. Çok tekrarlara düşüyoruz. Mesela bahsettikleri yani eleştiriye konu olan noktaları, o eleştiri yapanlara da çok fazla haksızlık yapmadan anlamaya çalışarak ortaya koymak lazım. Ama onun öncesinde herhalde Niyazi Mısır Hazretleri'nin kitaplarının, eserlerin bilimsel neşri, bunu tamamlanması, o süreç gerekiyor. Ve muhtemel bir sempozyumda farklı İslam bilimlerinden, yani kelamdan, fıkıhtan, felsefeden vesaireden değişik katılımcılarla bu sorunları İslam bilim atlası içerisinde tartışmak lazım. Çünkü eleştiri yapanların da gerekçeleri makul olabilir. Son bir söyledi zaten de. Yani övgünün ve eleştirinin ötesinde o gerçeği daha iyi kavramamız mümkün olabilir.